Sonrasında neler olur değil de maçın öncesinde neler olması gerekir? Bence Adnan Aybaba'nın gidip hakemle görüşmesi lazım. Kime kart gösterecek, kime göstermeyecek, kimi kayıracak, kimi kayırmayacak. Berabere bırakacak, Beşiktaş'a mı avantajı olacak? Bunları ben teklif ediyorum. Önceden sen bir gör. Var mı bir fikriniz sevgili Adnan Aybaba? Kim yönetsin? Sen onları bir yap. Bana göre yabancı. Yabancı hakem yönetsin bu ya. Maçı. Biz yıllardır şu hakemleri tartışıyoruz. Hocamızla rahat rahat bir maç seyrederiz. Sevgili Adnan Aybaba diyor ki. Fark etmez ya. Tarihi derbi yabancı hakem yönetsin. İsim var mı peki sevgili Tam Hoca? İsmin var mı alternatif? Bir dakika dur. Kaybolmayacak bir şeydir. Günlük hadiseler kaybolur ama tecrübe kaybolmaz. Galatasaray alır mı maçı yabancı hakem? Galatasaray maçı. Yabancısı yerlisi ya. Galatasaray alır maçı. Yani başka çaresi yok çünkü. Galatasaray bu maçı alır. Alamazsa gene hiçbir şey değişmez. Varsa avluda bir dolaş gel. Biz bunları bir konuşalım. Bilmiyorum dolaşayım. Sen nereye kalktın? Dolaşayım ben. Ne yapayım ben? Böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Anladım. Sen ondan sonra ne diyorsunuz ki? Ya Osman abi müdahale ediyorsun. Dolaş diyor bana ya. Ya böyle bir şey. Canlı yayındayız. O ayağa kalkmalarınız da meşhur olmaya başladı. Şuradan bir de bisiklet alayım ben de burada bir tur atayım bari Osman. Adnan Aybaba canlı yayındayız. Vallahi fena olasın ya. Sevgili Adnan Aybaba. Altından hava geçsin. Canınız istediği zaman kalkıp gidemezsiniz ya. Bir dolaş diyor avlıyor. Ben de avluya doğru gidiyorum. Osman siz kimin kazanmasını istiyorsunuz sevgili Adnan Aybaba? Aa bak. Hadi bak güzel bir soru bu Adnan. Ben Osman abi bu yeni istiyorum abi. Nasıl? Osman abi bu yeni istiyorum ben. Evet takımına güveniyor. Galatasaray'a git. Bizim hoca yok abi. Kaşların birden çatmaya gerek yok. Sen lafını bitir bakalım da. Bıyıklarını ver abi. Ben de söyleyeyim kimi kazanacağım. Fenerbahçe kazanacak. Sana ne be oğlum? Bak niye bana? Hayır. Sana ne oğlum? Ne fark eder? Ne gelin güveniyorsun kendi kendine? Her şeye maydanoz. Hayır o da içecek. Bence gençlik sizin abi 5 yaşta. Hani bir aralık pencere bulma sokuyorsun kafanı gene. 5 yaş daha gençlik. Bak deneyelim mi? Neyi deneyeceksin? Hayır bıyıksız nasıl olur? Ben şimdi kendimi böyle... Ya bu kötü bir şey değil ki Osman abi. Sen ben de kötü bir şey demiyorum. Avluya git dedin avluya gittin. Siz Fenerbahçe'yi mi destekliyorsunuz sevgili Adnan Aybaba ki Osman Tamburacı'ya bıyıklarını teklif ediyorsunuz? Ben Fenerbahçe bu maçı alır diyorum. Benim bıyıklarım güzel değil mi? Ben kendimi sadrazam zannediyorum. Vallahi sadra. Osman mı seçti? Sadrazamım abi ben. Kur'an çarpsın sadrazamım. Maşallah. Vallahi ya solumda bu oturuyor ya. Geçmiş olsun Osman abi. Vallahi billahi sen devam et. Yakın başka bir şey sorun varsa. Yakın kaybetti seni. Abi sen şu arkaya. Başka soru varsa girelim onlar. Hakikaten ha güzel. Vallahi evet, güzel. Şu anda Osman Tamburacı'nın. Ya şu bıyık. Şey sizin böyle saygı iddia diyorum. Ettiğiniz gibi feda edilir mi ya? He? Şu bıyık feda edilir mi? Galatasaray için edersin bana. Karşımda şuraya bıyığın yok bir şeyin yok. Benden ne bıyık istiyorsun ben ya? Ben İtalyan sakalı takılıyorum abi. İtalyan o zaman sakallı mı? Sevgili Cem Arslan burada Fenerbahçe yorumcumuz. O hiç bu konunun içine girmiyor sevgili şey Adnan Baba. Formadan sonra bir Fenerbahçe'ye geçiş söz konusu galiba sevgili Cem Arslan. Üstüde sarı lacivert dedim ya. Siz ne istiyorsunuz ben onu anlayamadım. Kalitede, kalitede ve kantitede eşitlik olması lazım. Bu bıyık gibi bir tane daha bıyık var mı şu masadaki keseyim? Bence Cem'de bıyık yok. Çok parlak. Var mı abi? Doğru. Bayağı parlaksın. Doğru. Hani o saçını keseceğiz. Yani... Sende de saç yok bu sefer. Ne yapacağız? Sen eğer böyle bir teklifin varsa, maçam da sıkıyorsa bırakırsın böyle bir bıyık. Geçersin karşıma konuşursun. Abi, şimdi sus. Kaç ayda bırakırım abi. Şimdi, kaç ayda bırakırsa ben kaç de, senede bıyık. Gelmiş bu bıyık senin böyle kaç bir gıldırkış fikrine kesin. Bu. Kaç yıl? Doğdum doğalı ben. Tabii. Sülaleden geliyorum. Kesersen kötü tabii, olur. Tabii. Sen bu gördüklerin... gördüklerin bunlar. Bir de görmediklerin var. Tulumbacı sen benim 18-20 yaşımı bilmiyorsun. Vallahi, o zamanlar da var. Oho. Evet. Sevgili Adnan Aybaba. Ben bir şey demiyorum. Arkada, peki kesilince acaba sevgili Osman Tamburacı... Alın bakalım. Rica ederim sevgili Teoman'dan. Yönetmenimizden. Sevgili Osman Tamburacı, Adnan Aybaba'nın teklif ettiği gibi. Bakalım. Evet. Bıyıkları kestirirse nasıl olur? Bir abiciğim. Aa, çok gençleştim. Osman beğendiniz abi, mi yeni halini? Çok abi. Hakikaten güzel. Osman ama abi, bu Osman Tamburacı değil bu. Bıyıklar bu gidince... Bu kullanılmış hali. Bıyıklar, Osman abi bıyıklar gidince... ne kadar da güzel oluyor. Valla bıyıklar gidince jant kapağı gibi oluyorsun güzel. Osman abi. Siz bunu çok bekleyeceksiniz ama maalesef olmayacak. Böyle bir iddia söz konusu değil diyorsunuz değil. Sevgili Adnan Aybaba'ya. Böyle bir şey mümkün yok. Peki derbi ne olur? Evvela eşim izin vermez buna. Yani ona da saygısızlık yapamam. Ve zaten de eminim herhalde Galatasaray yener yenemezse zaten geçmiş olsun. Peki hemen reklamlara gitmeden önce sevgili Tamburacı kısa bir giriş yapalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz derbiyi konuşmaya. Ne olur derbinin sonucu size? Ne bekliyorsunuz? Ya, bu derbiden 3 sonuçta çıkar. Ama
Galatasaray daha yakındır kendi sahasında oynamasından ötürü ve de ihtiyacı olan takımdır. Çünkü son kozunu kullanacak Fenerbahçe'ye karşı. Bunu yaparsa, buna muktedir olursa önü biraz açılır ama ondan sonra da Sivas maçı var. Yani bu sene ligin bu safhası fevkalade güzel. Sivas'ın da, Fener'in de, Galatasaray'ın da şansları var. Evet. Sevgili Adnan Aybaba, vallahi ne bekliyorsunuz derbiden? Bence Fenerbahçe bu maçı alır, Chelsea'nin acısı. Bizde bu son haftalar çıkalım. Yalnız Chelsea. Fenerbahçe'yi destekleyen bir insanlar. Bu benim futbol yarışım. Abi formasını ya. Giydi be, tenine değdi bu bir şeyler ya. Bir forma istiyor. Değdi tenine ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya, olacak o kadar. Ben bir takımı tutmak istiyorum. Burada Fenerbahçe. İnanıyorum. Derbide Fenerbahçe'yi destekliyor evet, Adnan Aybaba. Chelsea'nin acısını Galatasaray'dan çıkarır. Bu kadar. Peki. Sevgili Chelsea'nin acısı Galatasaray'dan çıkarır. Tek cümleyle kısa bir giriş yapalım sonra giriş...